Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Dün gece saatlerinde, gece yarısından sonra dolarda dikkat çeken bir hareketlilik oldu. Bunu konuşacağız. Telefon hattımızda Mustafa Sönmez var. Merhaba Mustafa Sönmez. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, dün gece yaklaşık 1 ile 2 arası, 0.1 ile 0.2 arası dolar 6.40'ı gördü. Ancak hızlı bir harekette tekrar 5.70'e doğru hareket etti ve 5.70 civarında seyretti. Şimdi bu neden olmuş olabilir? Kim kazandı, kim kaybetti? Onu konuşalım istiyorum Sayın Sönmez. Evet, şimdi dün tabii bu Amerika ile Çin'in sürmekte olan ticaret savaşı, gerilim, onun yeni bir muharebesi gözlendi. Trump Çin'i sıkıştıracak bazı demeçler verdi. Ve esas olarak Çin parası Yuan çok sert bir kayba uğradı. Çünkü Çin'e yatırım yapmış olan bazı küresel fonlar çekilince Çin parası sert bir düşüş kaydetti. Şimdi merkez üssü Çin Evet. bunun, ama dalgalanma haliyle bütün o saatlerde Asya piyasasını ve bütün dünyayı etkiledi. Orada Türk lirası da etkilenmiş oldu. Yani Türk lirasına bir şekilde tazminlerine yatırım yapmış olanlar sadece Türk lirası değil, aslında yükselen ülkeler dediğimiz belli ölçüde riskleri yüksek olan ülkelerin hepsinin yerel parası sarsıldı, ama Türkiye özellikle sarsıldı. Çünkü Türkiye'nin risk katsayısı bütün diğer ülkelerden daha yüksek. Yani bizim CDS dediğimiz risk primi şu anda 400 küsürlerin üstünde. Türkiye'ye en yakın olan Güney Afrika'nınki 100 bile değil. Yani Türkiye iyice ayrışmış durumda, iyice dünyada doğrusu riskli, bir anlamda cüzdanlı gibi muamele görüyor. Ve böylesi sarsıntılarda ilk yatırım alanından çekilen, terk edilen Türkiye oluyor. Nitekim öyle oldu. Özellikle takım Japon yatırımcıların Türk lirasına, Türk tahvillerine yapmış oldukları yatırımlarla ilgili verdikleri siparişler var. Yani şu noktayı görürse hemen satın dedikleri. Bu oldu. O saatler içinde hemen o otomatik siparişler harekete geçince birdenbire kısa bir süreliğine de olsa 6.30-6.40'ı görmüş oldu dolar. Evet. Ama bu çok anlık bir şeydi. Yani o otomatik siparişlerin ortaya çıkarmış olduğu bir dalgalanma idi. Sonra biraz normal seyrine geldi, ama yine de şu anda 5.80 civarında bir basamağa çıkmış durumda. Tabii Türkiye açısından hem borç yükümlülüğü ağır olan, hem ciddi ölçüde ithalatı dövizle yapan, yani ithalata bağımlılığı yüksek olan bir ülke açısından çok sert bir türbülans oldu diyebiliriz. Evet, kazananı kaybedeni görmek gerekirse Türkiye Valla için. işte eğer o anda 6.36-40'ı gören olup da dövizini satan olduysa o fiyattan, sonra tekrar dönüp 5.70-5.80'den alan olduysa, tabii en az 6 saat içinde, %10'un içinde bir kazancı oldu. Onu kim yakaladı, kim şey yaptı, onu bilemeyiz. Evet. Ama kaybedenler çok. Yani birdenbire döviz fiyatının 5.80'e çıkmış olması. Çünkü 5.50-60'larda tutmak için hükümet bir dizi Merkez Bankası'nı borçlandırarak swap dediğimiz işlemle rezerv biriktirmeye çalışıyor ve rezervleri kamu bankaları üstünden kullandırıp belli bir yerde dövizi kontrol etmeye çalışıyor. Hiçbir işe yaramadı. Şimdi birden 5.80'lere çıktı. Onu tekrar aşağı çekmek de kolay değil. Çünkü bu küresel türbülans dinmiş değil. Yani bunun etkileri devam ediyor, edecek. Bir bilinmezlik hakim. Bilinmezlik ikliminde de herkesin yaptığı şey güçlü paralara, yani dolara, altına yönelmektir. Onun için tekrar bir aşağı inişin henüz
emareleri yok. Hı hı. Tabii bir de Amerika'da Merkez Bankası Fed'in faizlerle ilgili Fed Başkanı'yla Trump arasındaki gerilim var. Hı hı. Orada faizler inecek diye umulurken ve Trump o yönde basınç kullanırken Fed pek oralı görünmüyor. Hı hı. Yani bir şey tüneline girdik, korku tüneline şimdi girdik. Buradan düşme yönünde değil, doğrusu biraz daha tırmanma yönünde eğilimler daha güçlü. Merkez Bankası'nın da bunu aşağı çekebilecek birikimi gücü çok fazla görünmüyor. Evet. Aslında ben de onu soracaktım. Şimdi hani ekonomiyle ilgili AKP hükümetinin yaptığı açıklamalar çok toz pembe hayaller üzerine kurulu ama işte dün gece yaşanan bu olay belli bir seviyeye inse de dünün üzerinde oldu doların seviyesi. Dolayısıyla onu şimdi aşağı çekmek çok güç diyorsunuz. Yakın dönemde Türkiye'deki siyasi perspektifi de değerlendirirsek işte bu dolar ve ekonomi için neler söylersiniz? Valla şimdi birçok açıdan umulduğu gibi gitmiyor. Yani zoraki olarak faizleri indirdiler. Henüz enflasyonda çok gözle görülür bir iyileşme olmadan Merkez Bankası yönetimini değiştirerek faizleri aşağı ittiler. İşte kamu bankalarına bir takım krediler kullandırtıyorlar ama özel bankalar buna iştirak etmiyor. O nedenle de özel ve yabancı bankaları biraz cezalandırır gibi onların zorunlu karşılık dediğimiz mevduattan Merkez Bankası'na yatırmış oldukları paralara düşük faizler veriyorlar. Onları adeta ya kredi verin ya da sizi cezalandıracağız noktasına getirdiler. Şimdi böyle bir zorlama dönem geçirirken ve de dövizi kontrol edeceğiz ediyoruz sanılırken birdenbire döviz tekrar yukarı fırladı. Hı hı. Şimdi bu döviz fiyatı ile yapılacak her ithalat ciddi sorun tekrar enflasyona kaynaklık yapar. Bu fiyatla borcu olan borcunu ödemeye kalktığında tekrar yüksek tüccarları bulmak durumunda kalır. Yani bu döviz fiyatı kendi başına çok ciddi bir yıpratıcı unsur olacaktır. Siyaseten zaten yönetemiyor ekonomiyi, AKP yönetimi. İşleri iyice zorlaşacak. Birçok yerden zaten patlak veriyor sorunlar. Bunlar da kontrol dışına çıktıkça iyice yönetemez duruma gelecekleri çok açık. Buradan biraz daha zorlaşmış şartlardan söz edebiliriz. Siyaseten daha da güç, zor, seçmenin biraz daha homurdandığı, memnuniyetsizliğinin artırdığı bir dönemdeyiz. İşte bunu da herhalde hesaba katıyorlar. Bazı evet. Şimdi şunun için soruyorum bunu. Biliyorsunuz bu kayyum atamaları oldu. Erdoğan'ın yine örneğin İstanbul'la ilgili çok sert sözleri var. Davutoğlu ile Erdoğan arasında bir takım spekülasyonlar, bir daha doğrusu karşılıklı açıklamalar var. Erken seçim iddiası var gündemde. Yani Erdoğan'ın kafasında böyle bir planın yattığı söyleniyor. Böyle bir şey olsa ekonomik açıdan Türkiye nasıl etkilenir? Valla böyle bir planları varsa bir kere bundan hoşnut bir seçmen de seçime girmeyecekler. Yani seçmen yerel seçimlere ekonomiden çok şikayetli olarak girdi. Ve yerel seçimlerde AKP ciddi bir kayba uğradı. Bu ekonomik gerekçeler başta olmak üzere. Şimdi seçmenin herhangi bir şikayeti yatışmış değil ki. Yani işsizlik tırmanış halinde. Belirsizlik had safhada, güvensizlik had safhada, yani bu şartlarda seçime gitseler bir türlü, gitmeseler bir türlü sıkışmış vaziyetteler. Şimdi gitmeseler yıpranıyorlar. Hı hı. Giderlerse belki gitmeyi göze alacaklar. Hatta işte kendi içlerinden bir babacan alternatifi de ortaya çıkmadan onu da bastırarak, biraz onu da yıpratarak öyle seçime girmeyi göze alabilirler ya Erro ya Merro diye. Çünkü erime devam ediyor. Ve bir toparlanma, bir iyileşme de olmuyor. Onun için bu kumarı oynamayı göze alabilir Erdoğan. Hatta bir çılgınlık daha yaparak İstanbul'a da belki kayyum atlayıp sonra bütün yerel seçimlerini, Cumhurbaşkanlığı seçimini hep beraber yapmak gibi bir niyetle
aklımdan geçiyor. Yani artık Abdüselim değil, cinnet politikaları hakim olduğu için kestirimde bulunmak da güç. Ama bu da senaryoların içinde var. Evet, yine bir bilinmeze doğru gidiyoruz anlaşılan, sizin de yorumladığınız gibi, ama ne getirir ne götür hep birlikte göreceğiz. Hep önümüzü göreceğiz. Yani her gün neyle karşılaşacağımızı bilmeden güne başlıyoruz Sayın Sönmez, tıpkı bugün vallahi de olduğu gibi. Yani şey olarak ne derler, bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete şeyi. Çok ehliyetli yerlerde değil Türkiye maalesef, evet. Ehliyetli yerlerde değil, kazalar olabilir, işte şeyler olabilir. Soğuk kalma olması lazım. En azından muhalefetin soğuk kalma olup daha halkın selametine, esenliğine düşüren ve bu geminin kayalara çarpmadan sağlıklı bir şekilde doğru bir odada ilerlemesini sağlayacak bir evliliği lazım. Bunun potansiyeli var Türkiye'de, yani muhalefet olarak. Bilmiyorum, bunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da iyi götürürler. Oyuna gelmezler çünkü kurulan bazı tuzaklar var. Çok açık, bu kayyum darbesi bir tuzaktı. Düşmedi muhalefet. İşte devamında bundan ne umuyorlarsa o hedefe ulaşmak için başka tuzaklar umabilirler. Muhalefetin de dirayetli olması, soğukkanlı olması gerekiyor. Evet, peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Sönmez. Teşekkür ederim, hoşçakalın. Sağ olun. Evet, Sayın Sönmez'le konuştuk. Bir başka yayında buluşmak üzere, hoşçakalın.